Ev tadilatımız bittikten sonra bahçeyle ilgilenmeye başladık. Bahar da geldi yavaş yavaş. Mart ayındayız biz şu anda. Ağaçların diplerinin çapalanması gerekiyor. Bazı ağaçlar bu sene hava güzel gittiğinden çiçek açmaya başladı. Bahçenin kenarları biraz daha müsait olduğu için kenarlardan başladım. Hem çapa yapıp hem de ekmek istediklerimi, mevsimin gelen, ekilmesi gereken bitkileri ekiyorum. Patates, soğan ektim şimdiye kadar. Şu bahçenin şu orta kısmında sebebini bilmediğimiz bir su çıkışı var. Burayı o yüzden kepçeyle kazdırmamız gerekiyor. Bir de inşaat sırasında çıkan molozları dökmüşler buraya. O yüzden bunların da temizlenmesi gerekiyor. Bu kısım bayağı bir uğraştıracak bizi. O yüzden Mayıs ayında ekilecek olan bitkileri buraya ekeceğiz. O zamana kadar da bunlara bir çözüm bulacağız. Şimdilik bahçenin düzgün taraflarını ekiyoruz. Hem çapalıyoruz hem ekiyoruz. Geçen ay bezelye ekmiştim. Onu göstereyim. Azıcık çıkmaya başladılar. Bugün gördüm bunları da. Google'da uygulama var. Yaprakları fotoğraf olarak gösterdiğimizde bunun ne bitkisi olduğunu söylüyor bize. Çok fazla ekim yaptığımdan ve yerlerini de bilmediğimden biraz karışık ektim acemilikten. O yüzden nereden ne çıktığını anlamak için Google'dan yardım alıyorum. Burası ilk ektiğim soğanlar. Taze soğan oldu ama biraz tabii toplamadığım için yıprandılar. Şunlar sarımsakları. Toplamak gerekiyor sanırım. Şu evin ön kısmına patates ektim. Patates, soğan. Bu şekilde devam ediyorum. Havalar güzel geçtikçe mevsiminde ekmeye çalışıyorum. Bugün bahçedeki inşaat kalıntılarını topluyorum. Bunları temizledikten sonra kaynağını bilemediğimiz şu bir su birikintisine bir çözüm bulacağız. Şimdilik moloz toplamaya devam ediyorum. Bugün biraz çevreyi keşfetmeye çıktık. Hava çok güzel. Nisan ayındayız. 2 Nisan bugün. Burada iki tane plaj var. Burası genelde köylü halkın girdiği plaj. Turistlerin geldiği yer değil burası. Çok bilinen bir yer değil. Ama çok güzel. Şu an hava denize girilebilecek kadar sıcak aslında. Nisan ayındayız. Soğuk olur diye cesaret edemedik yine. Yazın buradaki yerel halk burada denize giriyor. Teknesi olan insanlar açığa yanaşıp denize girebiliyorlar burada. Kumsalı tam kum değil, taşlık. Güzel bir koy. Kumsalda bu tarz beyaz taşlar var. Çok fazla. Taş boyama ile ilgilenen insanlar için bir cennet burası. Yazın buradan ben de taş toplayıp süs eşyaları yapmak istiyorum. Yol kenarında böyle bir gemi var. Bu gemi normalde batmış burada. Sonrasında da kamyonla çıkarıp buraya bırakmışlar. Bayağı da büyük bir gemi. Etrafı keşfimiz devam ediyor. Çok uzaklara gitmiyoruz aslında. Bulunduğumuz yerin limanının üst tarafı burası.
Burada hem liman var, hem sahil var. Şu tarafta da bir demin gezdiğimiz koy bulunuyor. Doğa yürüyüşümüze devam ediyoruz. Burada gördüğümüz alan sit alanıymış. Kral kilisesi varmış. Buradaki yerel halk burada bir hazine bulmuşlar. O yüzden burası sit alanı ilan edilmiş. Şu an hiçbir şey yapılamıyor. Hazine bulunan yer şu çam ağacının dibiymiş. Şu an üzerine toprak döküp kapatmışlar orayı. Buralar komple sit alanı şu anda. Hiç ekim de yapılamıyor. Herhangi bir inşaat ya da bir tesis ya da herhangi bir şey yapılamıyor. Herkes bahçe ekimlerini bitirmiş. Bu bahçeye de soğan ekmişler. Taze soğanlar çıkmaya başlamış. Çilek bahçesi. Bahçecilikten anlayanların yaptığı bahçe bu şekilde oluyor. Yol kenarları papatyalarla dolu. Çok güzel. Yol boyunca defne ağaçları var. Buradaki insanlar bu ağaçlara taflan diyorlar. Kıştan yeni çıktığımız için yollar biraz çukurlu. Buralar köy yolları hep. Buradan dümdüz inerek limana geliyoruz. Burası tarım ve balıkçılıkla uğraşan bir köy. Küçük bir köy. Turizm açısından çok gelişmedi. Denizi var ama halk denizi yani denizi turistlere açmak istemediğinden şu an için turizmi fazla gelişmedi. Çünkü turizme açıldığı zaman buradaki yerel halkın yaşam alanı kısıtlanmış oluyor. Hayvanlarını istedikleri yere götüremiyorlar. Ekim biçim yaparken sıkıntı yaşıyorlar. Ayrıca denize çıkıyorlar burada. Balıkçılık yapıyorlar. Hepsi bir arada olmayacağından onlar doğal yaşamayı tercih etmişler. Sadece gençler artık köyde kalmıyorlar.
İstanbul'a ya da yakın yerlere, şehirlere gidiyorlar. Hem çekip hem yürüyemediğim için durdum. Yol çok kötü. Limanımız da bu şekilde. Yol boyunca bize eşlik etti. Şimdi yol arkadaşımla vedalaşıp eve dönüyoruz. Havayı güzel gördüğümüz için bugün kısa bir doğa yürüyüşü yaptık. Şimdi evdeki işlerimize devam edeceğiz. Eve dönüyoruz. Bugün 30 Nisan. Ekim işlemleri için son günler yaklaştı. Herkes yavaş yavaş ekim işlemlerini bitiriyor ve gübrelerini atıyor. Bu tarihten sonra artık ektiklerimizin çıkmasını bekleyeceğiz. En son 6 Mayıs Adrelez'de karpuz ve kavun ekiliyormuş. Ön bahçenin sağ tarafını ben ektim. Sol tarafını komşumuz ekiyor. Tohumdan ektiğim için henüz fidelerim çıkmadı. Herkes çıkmayacağını düşünüyor ama ben çıkacağını düşünüyorum. İnanıyorum çıkacaklarına. Tohumlarım yavaş yavaş filizlenmeye başladılar. Bir ay oldu yaklaşık. Bir ayda daha yeni çıkmaya başladı. Acele etmemek gerekiyor. İlk bu tarafa ekmiştim. Daha sonra diğer taraflara ektim. Şu son tarafları hazır fidelerden alıp diktim. Kendi tohumlarım çıkmazsa diye. Tedbir amaçlı. Burada da gübrem var. Gübrenin en az 6 aylık olması gerekiyormuş. Çok taze gübre döküldüğü zaman yakıyormuş. O yüzden biraz bekleteceğim burada. Normalde toprağın içine karıştırmam gerekiyordu. Vaktim olmadığı için yetiştiremedim. O yüzden üzerine atacağım gübreyi. İnşallah zarar vermez. Bunlar hazır fide olarak aldıklarım. Domates, biber ve kabaklarım. Şunlar pembe domatesler. Bunları da fide olarak aldım 2 tane. Diğerlerini tohum olarak ektim. Otları temizlemeye devam ediyorum. Otların hepsinin ne olduğunu bilemediğim için kendi ektiğim ekinleri de koparmamak istiyorum. O yüzden otları temizlemem biraz zor oluyor.
Çok belirgin olan otları temizliyorum. Şuralara ekmedim mesela. Buradan örnek bakıyorum. Onların benzerleri ektiğim alanlarda varsa onları temizliyorum. Bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Bunlar daha önce ektiğim soğanlarım, çıkmaya başladılar. Şunlar ilk ektiğim soğanlar, bayağı büyüdü. İlk buraya ekmiştim. Burada ektiğim bir sürü şeyler var ama nereye ne ektiğimi tam bilmiyorum açıkçası. Biraz karışık ektim. Çıktığı zaman sürpriz olacak. Şimdi buraya yağmurdan sonra otlar çıktı. Otlarını temizleyeceğim buraların. Şunlar ot. Şunlar bezelyelerim. Bunlar da bayağı büyüdü. Şimdi buradaki otları temizleyip bunlara gübre vereceğim. Bana göre yavaş yavaş büyüyor bahçem. Ama kimse inanmıyor. Bunlar da yeni çıkan. Ne olduğunu bilmediğim ekinlerim. Şimdi otları temizliyorum. Bahçenin etrafına zararlı böceklere karşı fesleğenler ektim. Hem çok güzel kokuyor, hem de zararlı böceklere engel oluyor. En kolay yetişen sebze patates. Bir sürü patatesim oldu. Bunların da aralarında otlar çıktı şimdi. Bazılarını ayrıştıramıyorum. Ot mu, benim ektiğim bir şey mi ayrıştıramadığım için otları temizlemem çok zor oluyor. Tanıdığım otları temizleyeceğim şimdi. Diğerlerini zamana bırakacağım. Patatesler çok güzel büyüdü ama. Hava 2-3 gündür yağmurluydu. Her yağmurdan sonra otlar yeniden çıkıyor. O yüzden tekrardan şimdi ot temizliği yapacağım. Burada bir patatesim var. 3 tane de çileğim var. Bunları fide olarak aldım, buraya ektim. Şimdi bu otların temizliğini yapacağım. Tohumlarımı ekme işlemlerim bitti. Üzerlerine gübre attım. Tohumların hepsinin çıkmama ihtimaline karşı şimdi fide almaya başladım. Kenarlardan fide ekerek devam ediyorum. Şu çok büyük olanlar fide olarak ektiklerim. Tohum olarak ektiklerim daha şu kadar büyüdüler. Ama aralarında otlar da var. Otları ayrıştıramadım hala. Bunları da bugün aldım. Bunlar kıl biberler. Normalde bunları ekmek için toprağa kazıp gübre koyup buradaki toprakla karıştıraraktan üzerine ekmem gerekiyor. Ama ben tohum ekerken biraz acele ettiğim için gübreleri dibine koymadan ektim. Şimdi gübreleri üzerine attım. Aynı etkiyi göstereceğini düşünüyorum. Birazdan sulayacağım bunları. İnşallah emeğimin karşılığını alırım. Ekim için başlangıçta bu kadar bir alan çapalatmıştım. Şimdi yeni fideler aldıkça yavaş yavaş yanına doğru genişletiyorum. Bahçenin daha devamı var ama bu sene hepsine müdahale edemeyeceğim için sadece ihtiyacım olan kadarını kazıp kullanıyorum. Yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyorum. Tohumları da biraz sık ekmişim. Daha doğrusu tohumları saçtım. Onları kum ya da toprakla karıştırıp saçmak gerekiyormuş. Ben direkt tohum saçtığım için çok sık çıkıyorlar. Şuradaki gibi. Bunlar fide olduğunda ayırmam gerekecek.
Bunları ayırdığımda da bahçenin diğer tarafına doğru ilerlemeyi planlıyorum. Bu ağaçların diplerine de ektim. Şurada bezelyelerim çıktı. Çiçeklenmişler. Bunlara sırık dikip dikmem gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Soruyorum. Sırığa gerek yok diyorlar ama yerde sürünüyor bunlar da. Biraz daha büyüsünler. Belki bunlara sırık dikerim. Buraya genelde nane, maydanoz, roka, salata çeşitleri ektim. İleride de soğan var. En sona da karpuz ektim. Bu ağaç da normalde şu yukarıki sıradaydı. Çok sık olduğu için oradan çıkarıp buraya ektik ama biraz solgun gözüküyor. Daha tutmadı. İnşallah tutar. Şimdi buna da gübre koyacağım dibine. Bu şekilde devam ediyorum. Bugün 5 tane kıl biberi fidesi ekip gübreleme işlemi yaptım. Buraya bir çuval hayvan gübresi attım. Bu yanlardaki ağaçların diplerine ektiğim tohumlar ve ağaçlar için de bir çuval daha gübreye ihtiyacım var. Bir çuval daha gübre getirip bu ağaçlarla ektiğim ekinleri de gübreleyeceğim. Daha sonra belki burayı çapalatabilirim. Şu an için çapalatmıyorum ama Mayıs ayındayız şu anda. Mayıs sonuna kadar fide ekebiliyorum. Mayıs'ın sonuna kadar burayı çapalatırsam buralara da fide ekerim. Aslında buraya ağaç ekmeyi planlıyoruz. Bunun için Bursa'ya ve Ayvalık'a gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta Ayvalık'a gideceğiz. Oradan zeytin ağacı alırsak Bursa'dan da gemlik zeytini ve şeftali almayı planlıyoruz. Ön bahçede de ekinlerim var. Etrafına fesleğenler ektim. Zararlı böcekler gelmesin diye. Bu evi yeni aldığımızdan ve tadilat yaptığımızdan bütün bütçemizi ona ayırdık. Bahçe için bütçe ayırmamışız. O yüzden bütün işleri kendim yapmam gerekiyor. 3 senedir de bu bahçede hiç işlem görmediği için toprak çok sıkı. Önce çapa yaptım buralara. Daha sonrasında da ekim yaptım. Şimdilik seçebildiğim patatesler var. Bahçecilikten de pek anlamadığım için bunlar benim ilk mahsullerim. Şunların da salatalık ya da domates olmasını istiyorum. Ya da biber. Çünkü öyle şeyler ektim. İnşallah çıkar. Bir umutla ekmeye devam ediyorum. Burası komşumuzun bahçesi. O fide olarak ekim yaptı. Önce toprağı havalandırdı, çapaladı. O makineyle çapaladı. Ben bu tarafı elle çapalamıştım. Sonra hayvan gübresi attı buraya. Her birine bir çukur kazıp tek tek fideleri dikti. Sanırım benim de böyle yapmam gerekiyordu. Ama en azından onun ekinlerinde çıkan sebzelerden de bana da verir diye düşünüyorum. Bu ağaçların diplerini de çapalamam gerekiyor ve bunlara da gübre vermem gerekiyor. Mayıs ayının sonuna kadar bunları bitirmeyi planlıyorum. Bu bahçeyi de yan komşumuz yaptı. Fide olarak ekti o da. Genelde böyle yol yol yapıyorlar. İç ortasına ekiyorlar. Ben böyle yapmadım. Seneye yaparsam böyle yapacağım. Mantığı kavradım ama. Tohum ekeceksem Ocak ayında kaplara ekeceğim.
sonra baharda da fide olarak toprağa ekeceğim. Önce çapalayacağım, sonra gübreleyeceğim, havalandıracağım, yol yol yapacağım. Aralarına ekeceğim. Sistemi anladım, çözdüm. Bu senekilere de bir çare bulacağım inşallah. Bunları ayrıştıracağım çıktıkça fidelerini. Tabii önce otları da tanımam gerekiyor. Ağaçlarımız da biraz bakımsız olduğu için galiba bu sene meyve vermeyecek. Üstlerinde hiç meyve yok. Bunda bir şeyler vardı, dün gördük. Bu galiba armut. Şu an ağaçların ne ağacı olduğunu da bilemiyoruz. Meyveleri çıktıkça tanıyacağız. Bu çağlaya benziyor. Şöyle bir meyve çıkarıyor. Bunda bir şeyleri var ama ne olduğunu daha anlayamadım ben. Bu ağaç da çağla. Bu daha büyük bir ağaçtı. Bir kısmı kuruduğu için kestik. Şimdi kalan kısmından tekrar verim elde etmeye çalışıyoruz. Çok eksik ağacımız var. Çünkü burada bayağı birçok ağaç var aslında. Ama hep aynı ağaçlar ekildiği için çeşit yok. Burada kara dutumuz var. Bu çok güzel vermiş. Dalları eğildi. Ama kargalar bize bırakmıyor. Bizden önce yiyorlar. Şu an kırmızı, kararmasını bekliyoruz. Ama kararınca da kargalar bizden önce yiyorlar. Galiba bu da elma. Henüz bir meyve yok üstünde. Bunu çünkü çapalayıp gübre atmam gerekiyor sanırım. Çok güzel çiçeklendi ama meyve vermedi. Bugün su borusu döşemek için bahçede hat kazıyoruz. Bu kenarlara su borusu döşeyip bundan sonraki sulamalarımızı kuyudan yapacağız. Su kuyumuz var şurada bir tane. Gerçi böyle kale gibi yapmış burayı yapan müteahhit. Normalde böyle bir şeye gerek yoktu ama içi boş bunun buranın da. Kuyunun şu yerdeki kuyu olduğunu düşünüyoruz. Kuyucuyu çağırdık, daha gelmedi. O gelene kadar biz boruları hazırlıyoruz. Kuyucu geldiğinde de kuyu suyunu aktif hale getireceğiz. Bu kale gibi olan yerin üstünü de ya çardak yaparız ya da altından kapı açıp belki hayvan koyma yeri yapabiliriz. Daha karar vermedik çünkü içinde 1, 2, 3, 4, 5, 10 metreye yakın, 10 metrekarelik bir odacık var buranın içinde. Orayı ne şekilde değerlendireceğimize daha sonra karar vereceğiz. Öncelikle kuyuyu aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Kazma işlemimiz devam ediyor. Kendimiz de bahçedeyken yoldan geçen ineklerden bir tanesini içeri aldık. Bu ön bahçenin otlarını bitirmesi için. Bir saatte buraların hepsini bitirebilirmiş. Biz yokken almıyoruz çünkü diğer ekinlere de zarar veriyor. Hazır biz burada çalışırken o da bir yandan otları biçiyor bizim için. Şu an çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Böylelikle bu tarafa da ekim yapabileceğim. Bunlar komşunun inekleri. Akşam bu saatte hepsi kendi gidiyor. Sabah gidiyorlar, akşam geri geliyorlar. Başlarında kimse beklemiyor. Zaten bu yan bahçede sahipleri de. Biraz otları bitirsin, bunu da göndereceğiz evine. Şimdi boruları kaynatarak su borularını döşüyoruz.
Çek makineyi. Taşçı boru lazım. Olmaz. Ne olur bunu da elimizi yakarız. Bayağı da iştahlı maşallah. Boruları kaynatarak tesisatımızı döşüyoruz. Bir yandan sarı kız otları yemeye devam ediyor. Burada şu an ot biçimi yaptırsak en az 3000 ya da 5000 arası bir ödeme yapmamız gerekecekti. Şu anda biz bunu ücretsiz bir şekilde hallediyoruz. Çevir makineyi. Tersi mi çevireyim? Heh, öyle mi? Heh. İyi. Bu boruları kaynatmak için bir adet kaynak makinesi, bir adet boru kesme makası gerekli. Bu makine sıcak olduğu için dikkatli kullanmak gerekiyor. Gel. Şu tarafla köşeler açılıyor sanırım. Bu tarafla borular yumuşatılıyor. Aa, gidiyor bizimki. Gel, gitme, gel. Korktu, boruyu indirdik, kaldırdık ha, ya. Korktu mu? Getir. Böyle mi tutuyordum? Direkt gel, direkt. Bırak kamerayı 2 dakika. Tamam, 1 dakika tutuyorum bak. Tam eksenine düz geleceksin. Hatta şöyle. Çek. Makine sıcak olduğu için çok dikkatli davranmak gerekiyor. Sağ tarafıyla köşelere, sol tarafıyla da boruyu eritiyoruz. Sonrasında birbirine yapıştırıyoruz.